hangi aşamalardan geçtik, onları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ben izninizle ilk konuşmacı olan, konsorsiyumda proje yöneticisi olan Sayın Bahri Aydın'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Bu şey değil mi? Bu yeni moda, buraya çıkana kadar maskeli çıkıyoruz. Buraya çıktıktan sonra maskeyi çıkartıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bir kere bu kadar geniş bir kitlenin... Hocam fotoğrafları çeksin arkadaşlar, ondan sonra başlayalım. Peki, tamam. Yani durayım mı? Yani, ama şeyde fotoğraflarda kel ve göbekli çıkıyorum. Hocam akıllı kelden yakıldığın şerden alacaksın. Siz bana başla dediniz de başlayayım. Hepiniz hoş geldiniz. Şu açıdan bir de çok hoşuma gidiyor. Bu ikinci basınla bizim bir araya gelmemiz. Basının bir projeye ilgi göstermesi, yerel basının ilgi göstermesi projenin başarısını bir kat daha arttırıyor. Projemizde biz bir senemizi doldurduk ama bir senede genelde yapılan işler projelerin içinde ortamı tanımak, ortamdaki firmalarla ilk yakınlığı kurmak filan filandır. Şimdi projenin ikinci senesine başlıyoruz ve ikinci senesinde sizlerle beraber projeyi daha geniş kitlelere duyuracağız. Bu projede amacımız ne? Bu projede amacımız Uşak'taki büyükbaş deri sanayinin geliştirilmesini sağlamak. Ben Atilla Bey sağ olsun şey yaptı, konsorsiyumumuz da söyledi. Ben de bu projenin teknik destek kısmını yürüten İKA'da danışmanlığın yöneticilerindenim ve bu projenin de yöneticisiyim. Yapacağımız şey şu, proje süresince Uşak içindeki büyükbaş deri sanayi ile ilgilenen kişilerin sayısını arttırmak ve Uşak içinde büyükbaş deri sanayi ile ilgilenen sanayicilerin kendi ürünlerini daha geniş kitlelere satmasını sağlamak. Şu ana kadar bizler burada yaptığımız üretimle kendi ürünlerimizi, küçükbaş ürünleri satmaya çalışıyorduk dericiler olarak. Ancak burada bu proje kapsamında oluşacak kümelenmeyle, kümeyle, yani büyükbaş deri sanayinin deri sanayi içinde yer alan firmaların bir araya gelmesiyle daha geniş kitlelere ulaşacağız ve belki de ürünlerimizi artık doğrudan Uşak'tan kümemiz olarak ayakkabı, çanta, kemer üreticilerine doğrudan satmaya başlayacağız. Projenin ilerlemiş safhalarında bu türlü tanıtım kampanyalarımız da olacak ve bu tanıtım kampanyalarında sizlerle de bir arada yer almak istiyoruz. Sizlerle de bir arada duyurularımızı daha geniş kitlelere yapmaya gayret edeceğiz. Çünkü hedefimiz dediğimiz gibi sadece yurt içinde bu ürünlerin satılması değil, yurt dışında da bu ürünlerin Uşak'taki büyükbaş hayvandan elde edilen derinin nerelerde nasıl kullanılabileceğini daha geniş kitlelere, uluslararası boyutlara tanıtabilmek. Bu tesisten, başkanım daha teknik bilgileri verecek ama yapacağımız şey şu, bu tesiste şu anda artık bu dönemin en modern makinaları çalışacak. Dolayısıyla deri üreticileri, büyükbaş hayvanlarda deri üreticileri şu anda kendilerinin yaptıkları, belki de eski makinalarla yaptıkları ya da yapmaya çalıştıkları hizmetleri küçükbaş hayvanda, büyükbaş hayvanda daha modern makinalarla bu tesise gelip yaptırabilecekler. Bu tesiste daha kısa sürede, daha teknik makinalarla, belki daha ucuza yaptıracak ve hep şikayet ettikleri maliyetlerinde belli bir düşme de yaşayacaklar. Dilerim siz basının da tanıtımıyla daha geniş kitlelere ulaşacağız, daha geniş kitlelerde bu ürünlerin tanıtımını yapacağız ve Nisan 2022'de bizler buradan ayrılırken dilerim arkamızda da güzel bir eser bırakmış olacağız. Bu arada sizden karşılaştığımız bazı arkadaşlar bana ara ara şunu söylediler. Ya sen şu eğitimde buraya gelmiştin, sen şu eğitimde buraya gelmiştin diye. Evet, ben senelerdir Uşak'ta değişik değişik eğitimlerde yer alıyorum. Ama şunu söylüyorum, Atilla Bey'le de çok sevdiğimiz bir şey bu.
2 sene boyunca şu ana kadar geldiğimizde öyle ya da böyle sağ olun bir ücretler aldık filan. Ama şu andaki 2 sene boyunca yaptığımız tüm hizmetlerde bizim birileri paramızı veriyor. Onun için biz bu 2 sene boyunca bir senesi veya da 10 ayı filan geçmiş projede Nisan 2022'ye kadar her türlü desteğe, bilgimizi her türlü paylaşmaya hazırız. Sizlerle beraber olmaya hazırız. Yeter ki bu projeyi daha geniş kitlelere hep birlikte duyuralım. Bizlere görev düşüyor. Elbette karma organize deri sanayinin yöneticilerine büyük görevler düşüyor. Ama madem ki bu bir şehrin projesi, o zaman basına da çok önemli görevler düşüyor. Basınla birlikte hem yurt içinde hem yurt dışında ürünümüzü daha geniş kitlelere tanıtalım istiyoruz. Hepinize geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bu önümüzdeki dönemlerde daha sık sık bir araya geleceğiz. Ve çok önemli işler yapacağız. Bu arada şimdi sizi görünce atladığımı hatırladım. Zafer Kalkınma Ajansı'nın da, yani bu projenin içinde Karma Organize Deri Sanayi var, Zafer Kalkınma Ajansı var, dıştan desteklerle başka destekler var. Basının desteğini de aldığımız zaman çok daha geniş kitlelere hitap edip çok daha önemli işler yapacağımıza inanıyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Derken bir sözü de sizlerden istiyorum. Bizler hazırız. Ne zaman isterseniz tanıtım için röportaja çıkabiliriz. Ne zaman isterseniz istediğiniz konuda teknik ya da başka bilgileri verebiliriz. Yeter ki sizler de bizi arayın, bizler de sizi sık sık arayacağız. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım, öncelikle hepiniz toplantımıza katıldığınız için hepinize çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2018 yılında başlamış olduğumuz bir çalışmanın artık elle tutulur, gözle görülür bir noktaya geldiği anda bu projenin detaylarını sizlerle ve değerli Uşak halkı, Uşak ekonomisine ayrıntılı olarak tanıtmak amacıyla biz bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi çok uzun yıllar Uşak'ta deri sektörü lokomotif sektörlerden, Uşak ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biriydi. Ama ne yazık ki 2000'li yılların başında itibaren sektör hem kapasite hem de güç açısından kan kaybetmeye başladı. Bununla ilgili tabii yapılan bütün çalışmalara baktığımız zaman ürün çeşitliliğinin olmaması, üretilen üründen verimin az alınması ve rekabet koşullarının fazla olması gibi sebeplerden dolayı Uşak deri sektörü giysilik deri üretiminde, yani küçük baş derinin üretiminde sınırlı kalmış bir yapıya sahip olarak bugünlere kadar geldi. Sektöre baktığımız zaman aslında kar marjlarını düşündüğümüzde en önemli başta büyük baş deri gelir. Bunun arkasından keçi diye tabir ettiğimiz küçük baş hayvanların ayakkabı sektöründe kullanılan kısmı gelir ve en sonda karlılık oranında da bizim Uşak'ta üretilen koyun ve kuzu derileri geliyor. Bu yıllardır böyleydi. Son dönemlerde yine aynı şekilde devam etti. Biz bu şeyi değiştirmek için bir proje yaratalım dedik. Bununla ilgili ilk çalışmamıza Zafer Kalkınma Ajansı ile başladık. Bir güdümlü proje üretelim dedik. Fakat hem bütçe açısından hem de %25 sermayeye sanayicilerin katılımı açısından gereken talep o günlerde oluşmadı ve proje o noktada kaldı. Daha sonra bu hayal olan projeyi gerçekleştirmek adına Avrupa Birliği fonlarından faydalanmak için 2018 yılında bu proje ilk adımı atıldı. 2018 yılından bugünlere geldik ve artık sizin önünüze sunabileceğimiz, gerçekten durumu anlatabileceğimiz, sizinle paylaşacağımız bir noktaya geldik ve sizleri burada davet ettik. Sizler de geldiniz. Teşekkür ederim katılımlarınız için. Bu projeyi hep birlikte el ele hem sanayici, hem basın, hem Uşak halkı, hem de bölge illerde dahil olmak üzere planladık. Hep birlikte bu projeyi
ileri noktalara taşıyacağız ve özellikle deri sektörünün ürün çeşitliliğini sağlayacağız. Verimliliğini artıracağız, kalite artacak ve süreklilik olacak. Şimdi projeyi kısaca size hem görsel olarak tanıtmak istiyorum. Projemizin adı Uşak'ta Büyükbaş Deri İşleme Teknik Destek Projesi. Proje sahibi Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi. Projenin ortağı Zafer Kalkınma Ajansı. Projemizin amacı, yola çıkış noktamız, Uşak'ta küçükbaş deri işleyen firmaları büyükbaş deri işlemeye özendirmek, üretim ve gelirlerini arttırmak ve işlerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Projenin konusu, büyükbaş deri işlemek isteyen sanayicilerimize büyük sermaye gerektiren makine ve ekipman yatırımını yapmadan sermayelerini kendi bünyelerinde bulundurmalarını sağlamak ve en düşük ücretle fason hizmet verecek büyükbaş deri işleme tesisinin kurulmasıdır. Aslına bakarsanız tüm dünyada özellikle de örnek aldığımız deri sektöründe örnek aldığımız İtalya'da yapılanma tamamen bu şekildedir. Fakat Türkiye'de bu deri sektöründeki yapı Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra hızlı oluşan talep neticesinde bu şekilde gerçekleşmemiş. Her firma kendi bünyesinde makina ve ekipmanlarını almış. Evet, o dönemlerde iş yetiştirmekte çok zorlanmışlar ama zaman içerisinde petro türevlerden oluşan giysilerden, işte suni deri dediğimiz giysilerin kullanımının genişlemesi, yaygınlaşması ve ucuz olarak piyasaya sürülmesi neticesinde derinin kullanımı, gerçek derinin kullanımı giderek azalmıştır. Dolayısıyla şu anda bölge içerisindeki 95 adet deri fabrikasında makinalar tam kapasiteyle yıl 12 ay 24 saat çalışamamaktadır. Zaten deri sektörü normalde 8 saat çalışan bir sisteme sahiptir. Mesai olduğunda 10-12 saate kadar da çıkabilir ama özellikle son yıllarda bu tamamen gerçekleşmez bir durumda bir hal almıştı. Dolayısıyla biz bu projede hiç kimsenin herhangi bir makine ve ekipman yatırımı yapmadan sadece ham derisini getirerek işletme içerisinde fason üretimini gerçekleştirip dolayısıyla bu gerçekleşirken de maliyetlerini sabitlemek, makine ve ekipman yatırımlarına para harcamamak, binaya para harcamadığı için de ekonomik gücünü kendinde bulundurarak daha rekabetçi koşullarda hem deriyi almak hem de satmak pozisyonuna getirmeye çalışıyoruz. Büyükbaş deri, kemer, çanta, cüzdan, daha ileri noktada mobilyalık ve döşemelikte kullanılan, kullanım alanı geniş ve yıl 12 ay üretim yapılabilen, yazı ve kışı olan bir sektördür. Dolayısıyla giysilik deri gibi mevsimsel üretimlerin dışında bütün bir sene düzenli bir pozisyonda üretim yapabilecek bir işletmedir büyükbaş deri işletmeleri. Biz bu projeye başlarken ayakta kalmakta zorlanan küçükbaş deri işletmelerinin bu sanayicilerimizin yapacak oldukları makina ve ekipman yatırımlarından ve inşaat maliyetlerinden onları kurtarmak ve fason olarak üretimlerini gerçekleştirebilmeleri için ortak bir kullanım atölyesi kurmalarına ve kullanmalarına uygun bir ortam yaratmak için bu işe başladık. Bu projenin iki tane temel ayağı var. Bunlardan bir tanesi makina, diğeri teknik destek. Proje kapsamında alacak olduğumuz makinaların finansal değeri 4 milyon euro. Ayrıca teknik destek kısmı olarak bugünkü aslında toplantımızın da ana hedeflerinden bir tanesi bu ve makineden çok daha sanayiciyi yönlendirecek
eğitimlerini sağlayacak, onların ufkunu açacak çalışmaların yer aldığı teknik destek bölümü de 1 milyon 200 bin euro. Bunun toplamında 5 milyon 200 bin euro ve bunun şu anda tamamı hibe. Yani Türkiye'ye uşağımıza getirdiğimiz bugüne kadar aslında gelen belki en yüksek hibelerden bir tanesi bu. Bugünkü rakamlara göre 50 milyon TL civarında. Projenin gerçekleştirirken öncelikle 8000 metrekare bir kapalı alanda bir fabrika binası gerçekleştirdik. Şu anda 35 tane makina bu proje kapsamında alıyoruz. Bunun 19 tanesi tesise geldi, kuruldu. Tesis pandemi sebebiyle gecikmeler olmazsa ki aslında biraz da daha erken biz planlamıştık. Özellikle bu senenin Kurban Bayramı'na önüne yetiştirmeyi planlamıştık ama ne yazık ki pandemi bütün dünyadaki üretim bantlarını olumsuz yönde etkiledi. Bizde de bir takım gecikmeler oldu. Hedefimiz önümüzdeki senenin Nisan ayında, Şubat ayında faaliyete geçmek. Peki bu tesis nasıl çalışacak? Bu tesis tamamen Uşak Deri Karbon Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetiminin yer aldığı bir anonim şirket tarafından çalıştırılacak. Öncelikle tesis kar amacı gütmeyen bir tesis olacak ve bölge içerisindeki deri sanayicilerine fason hizmet vererek onları en uygun koşullarda ve sürekli olarak aynı fiyat bazında üretimlerini sağlamak ve maliyetlerini sabit tutmak. Makine yatırımı yapılmayacak, bina yatırımı yapılmayacak. Sadece tesiste üretilecek olan fason deri ücreti deri sanayisi tarafından karşılanacak ve istediği aşamalarda ister bitirsin, ister yarı mamul hale getirsin, her aşamayı da gerçekleştirebileceğimiz bütün makina ve ekipmanların son model olduğu bir tesis olacak bu. Evet, şu anda gördüğünüz gibi ilk başa alalım. Orada tabakhanelerin deri üretimlerinin olmazsa olmazı deri dolaplarını görüyorsunuz. Bu tesisi şöyle düşündük biz arkadaşlar, özellikle orada durdular. Makinanın büyüklüğünü fark edebilmeniz için yani çap olarak 5 metre çapında ve yerden 2,5 metre yükseklikte başlayan bir süreç. Bu deri makinalarının en önemlilerinden bir tanesi. Dayanma kapasitesi bu ağaçların 50 yıl. Bütün uzun süreli hizmet verebilecek bir tesis. Burada dolaplarımızı görüyoruz. Daha sonra ki şeyde şöyle geçeyim. Zımpara hattımız var. Roller coat dediğimiz özel boya makinalarımız. Bunlar deri üzerine, özellikle ikinci kalite deri üzerine desen basabilecek, cilt hatalarını giderebilecek, yani deriden alabileceğimiz verimi son noktaya getirebilecek makinalardır. Son sistemdir. Bunların üzerinde hem desen hem boyama makinası bu da. Bu da ayrı bir rotopres makinamız. Az önce bahsetmiştim. Bu da ayrıca hidrolik pres makinası. Çok güçlü bir makine. Bu da baskıyla özellikle kötü kalitedeki derilerin daha kullanılabilir bir hale getirmede kullanılan bir makinamız. Fabrika bünyesinde 2 adet forkliftimiz var. Şu anda gelen kompresör, son sistem bir buhar kazanı, bir jeneratörümüz var. Olmazsa olmaz Avrupa Birliği projelerinde. Artık ve şeyde peki. Makine parkuru bu şekilde. Tabii bu makine kısmı özellikle biz sanayicileri çok ciddi anlamda ilgilendiren bir kısım. Ben burayı bilhassa kendim ve ekibimle birlikte çalıştık. Bununla ilgili çok ciddi Bursa'da, İstanbul'da, Gerede'de gezdiğimiz yerler var. Hangi makineler en iyi verimle çalışıyor onları tespit ettik ve projenin aslında makinanın haricinde ve daha fabrika kurulmadan
şu anlarda başlayan belirli bir kısmına geldik. Bu da eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yer aldığı teknik destek kısmı. Biz sadece fabrikayı kurmakla değil, bu kurulan fabrikanın en uygun şekilde, verimli bir şekilde sanayiciler tarafından hem çalıştırılması hem de sanayicilerimizin ve çalışanların eğitimiyle ilgili bir teknik destek programı hazırlandı. Özellikle teknik destek programında Zafer Kalkınma Ajansı'nın çok büyük, bizim ortağımız olan Zafer Kalkınma Ajansı'nın çok büyük yardımları hala daha olmakta. Kendilerine de bu vesileyle ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teknik destek programı kapsamında pek çok ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Deri fabrikalarında çalışan 200 kişiye ücretsiz eğitim, ayrıca 30 deri fabrikası tespit edilecek. Bunlara danışmanlık hizmeti, makine ve ekipmanlarda çalışacak olan kişilerin eğitimleri, ham deri tedariği, satış ve pazarlama, kimyasal alımlarıyla ilgili olarak ortak hareket etme yöntemleri belirlenecek. Bunlar neticesinde rekabet güçleri artacak. Deri sanayicilerimizin yurt dışı ve yurt içi pazarlara yönelirken yapılacak olan bütün aktiviteler bu proje kapsamında karşılanacak. Ne bölgeden ne sanayiciden herhangi bir para çıkmayacak. Amacımız tabii üretimi yıl 12 aya çıkarmak. Tabii projenin en önemli katkılarından biri ortak çalışma kültürünü genişletmek. Uşağımızın ya da küçük şehirlerin diyeyim en büyük sorunu bu. Ortak çalışma kültürü. Bugün Türkiye'de 200'e yakın küme var. Küme konusunda Atilla Bey bu konuda oldukça tecrübeli. Onlardan aldığımız bilgileri de size aktarıyorum bir noktada. Şimdi Uşak'ta kendiliğinden oluşmuş doğal bir küme var. Ama bu küme planlı programlı bir hareket yapmıyor. Herkes kendi başına hareket ediyor. Dolayısıyla yani toplu bir alım gerçekleşmiyor, toplu bir satım gerçekleşmiyor, toplu bir pazarlık söz konusu değil. Yani bir zincirin halkası, bütün halkaları ne kadar güçlü olursa olsun, ortadaki en zayıf halka kadar zinciriniz sizin güçlü. Dolayısıyla büyük bir sıkıntı yaşıyor deri sektörü bu aşamada. Biz bu küme olayını gerçekleştirdiğimiz noktada ortak çalışma kültürü özellikle çok gelişecek ve kişiler önlerini, vizyonlarını daha rahat gerçekleştirebilecekler. Önlerini daha rahat görüp görecekler. Bu faaliyet İKA'da Danışmanlık Limited şirketi tarafından gerçekleştiriliyor. Bahri Bey ve proje takım liderimiz Atilla Bey'in sayesinde devam ediyoruz. Bunlardan bu projenin bu ayağı gerçekleştirirken yapılmış olan çalışmalarda gelen uzmanlar gerçekten çok değerli. Elimizde çok güzel veriler oluşuyor. Paydaş analizleri, kıyaslama çalışmaları, uluslararası çalışmalarla ilgili yapılan görüşmeler, kurumsal planlar, iş planlarının oluşturulması, farkındalık yaratma, ortak kullanım tesisi personelinin eğitimi gibi çok değişik konularda ve özellikle sanayicilerle yapmış olduğumuz çalışmalarda onların isteklerine göre, taleplerine göre seçmiş olduğumuz konular var. Yani mesela iş sağlığı güvenliği gibi ya da ihracatla ilgili olan kısımlar gibi. Bunlarla ilgili de sadece deri sektörüne özel çalışmalar, programlar yapılıyor. Bunlara da tabii biz özellikle sanayicilerimizin daha yoğun katılmalarını bekliyoruz. Yani aslında bakarsanız projeye biz yeni başladık gibi geliyor bize. Çünkü her aşama bizi daha ileri noktaya götürüyor. Bize gelen Avrupa Birliği proje kapsamında gelen uzmanlardan öğrendiğimiz ve aldığımız raporlar gerçekten bize olayın bakış açısını değiştiriyor. Aslında dünyada çok küçük bir, yani kayda değmeyecek bir üretim gerçekleştiriyoruz biz. Uşak için çok önemliyiz ama dünya deri piyasasına açılmış bir pozisyonumuz yok. Biz bu projeyle bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ve çok önemli olan kısmı yatırım ve danışmanlık hizmetlerini ücretsiz bir şekilde bu projeyle almış bulunuyoruz. Artık bundan sonrası tamamen bölge içerisindeki deri sanayicilerimizin projeye olan ilgisine
ve desteğine kalıyor. Tabii bu destek ve ilgi bu yapacağımız toplantılarla birlikte sizinle birlikte genişleyecek. Sizlerin çok bu konuda desteğini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta 30 Mart'ta yine bir toplantımız olacak. O biraz daha resmi diyeyim, bürokrasinin de katılacağı bir toplantı olacak sanayicilerimizle birlikte. Biz bu toplantıyı özel olarak sizlerle tertipledik. Birebir görüşelim, sorularınız varsa cevaplayalım diye. O 30'undaki toplantının davetileri de mutlaka gelecektir ya da gelmiştir size. O toplantıya da ilginizi ve alakanızı bekliyoruz. Hepinize katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplamak isterim. Buyurun. Bir su alabilir miyim? Başkanım, şimdi özellikle... Buyurun. Uşak deri sektörü genelde küçük baş deri sistemiyle çalışıyor. Evet, şimdi şöyle ifade edeyim. Uşak'ta küçük baş deri için yapılacak bir şey kalmadı artık. Şimdi işin gerçeği bu. Herkes her şeyi kendi bünyesinde yapabiliyor. Yapılan ve alınan yol bu kadar. Daha fazla ötesi yok. Yani biz kimseye Uşak'ta küçük baş deri ile ilgili bir şey anlatamayız, öğretemeyiz. Çünkü herkes bu işi en iyi şekilde elinden geldiği kadar zaten yapıyor. Ama sektörün mesafesi bu kadar gidiyor. Daha ilerisi yok bunun. Gün geçtikçe biz sektörün içerisinde, gün geçtikçe bu kan kaybını hissediyoruz zaten. Yaşıyoruz. Kapasiteler düşüyor. Ekonomik sıkıntılar var. Tahsilatlar zorlaşıyor. Çalışma günleri azalıyor. Bu bizim ayakkabı sektörü incelendiği zaman yaz ve kış ayakkabı sektörü daima var olan bir sektör. Aslında bir giysilik deriye baktığınız zaman, bir de ayakkabıya baktığınız zaman kullanılan deri miktarı çok az gibi geliyor da hepimiz düşündüğümüzde evimizde kaç çift ayakkabımız var, kaç tane giysilik deri var. Ve aldığınız giysilik mont yıllarca kullanıyorsunuz ama ayakkabı hem moda açısından baktığınızda çok sık değişen bir sektör ve sürekli bir üretimi söz konusu. Ayrıca bunun sadece ayakkabılığı değil, bu büyükbaş derinin kaliteli kısmı, birinci sınıf olan kısmı döşemelikte kullanılır. Bu da sürekli ihracat yapılan bir sektördür yani. Bu kısımda sürekli bir ihracat vardır. Yarı mamul olarak bir ihracat vardır. Çünkü onun işleme teknolojisi daha farklı. Bizim kurduğumuz noktada biz ister bu şekilde bitirilebilir, komple ayakkabı derisi üretilir, çanta üretilir, kemer üretilir. İsterse yarı mamul olarak üretir, derinin iyisini yurt dışına satar, kötü kalan kısmını az önce gösterdiğim makinalarda çeşitli baskı yöntemleri, boyama yöntemleriyle buralarda değerlendirir ve farklı şekilde kullanabilir. Kullanım alanı daha yaygın. Dediğim gibi yani küçük başta yapılacak şu anda hiçbir şey kalmadı artık. Çünkü bütün makinalaşma tamamlandı. Fabrikalar zaten önceden kuruldu. Şimdi sadece iş talep bekleniyor. İnsanlar burada hem küçükbaş üretimlerini yapıp hem de bizim ortak kullanım atölyesinde büyükbaş deri de işleyebilirler. Herhangi bir yatırım yapmalarına, bina yapmalarına gerek yok. Sermayelerini verimli kullanacaklar. Yani sermaye hem alım gücünde hem satım noktasında sanayicinin cebinde kalacak. Buyurun. Sayın Başkanım, öncelikle bu güzel proje için hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. Şimdi malum Uşak'ta eksik olan bir önemli bir ortamdı. Peki ayakkabı fabrikaları, çanta fabrikaları Uşak'ta da bulunacak mı? Çünkü bu testler sayesinde ayakkabı imalatçısı olmayan sayın liderden biriyiz. Böyle bir ortamlar nasıl oluşacak? Bu zamanla oluşacak bir şey. Ha, projenin hedeflerinden bu var mı? Var. Ama hepimiz Uşak sanayisini çok iyi biliyoruz. Biz bu toplantıya gelmeden önce üniversitedeydik. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında bir proje vardı. Orada da belirtilen şey, işte üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi. Ha, tamam, geliştireceğiz. İşte Uşak'ta deri üretiliyor. Neden konfeksiyon yok? Bu soru her zaman gündemde olan bir soru. Özellikle de buraya yani bir yeni bir vali atandığında
ya da yeni dışarıdan göreve gelmiş bir bürokrat geldiğinde bize sorduğu soru bu. Deriyi siz üretiyorsunuz ama konfeksiyonu burada yok. Evet, kaçmış olan bir tren bu. Ha, bu geri gelir mi? Bunu zaman içerisinde halkın ilgisi belirler. Yani aslına bakarsanız tekstilde de durum aynı. Yani tekstilde de kumaş yapan kaç tane fabrika var? Ya da ipi biz üretiyoruz ama kumaş yok veya konfeksiyon yok. Yani bu biraz benim nazarımda, arzu ederim ki burada olsun ama her şey özelleşmiş şu anda. Yani bakın, deri sektöründe şöyle bir yapı var. Örneğin Çorlu'ya gittiğinizde kürk üretiyorlar. Çorlu kürk üretimiyle özelleşmiş. Uşak küçük baş giysilik deri. Kula küçük baş giysilik deri. Isparta sadece keçi derisi işliyor. Yani orada o yapı oluşmuş. Dolayısıyla bu işin bu başka boyutuna baktığınızda tasarım ve konfeksiyon noktası da İzmir, İstanbul gibi illerin elinde. Onlardan buraya kayış olur mu? İnşallah arzu ederiz. Yani bizim ürettiğimiz malın burada son nihai ürün haline gelmesi, tüketiciye ulaşması. Çünkü çileyi çeken, zorluğu çeken Uşak. Uşak ekonomisi, Uşak sanayicisi. Bunun katma değerinin de burada kalması tabii ki bizim de arzumuz. Temennimiz, gayretimiz o şekilde olacak. Yeni de bir şey getiriyorsun. Her sektörümüzde yenilik, başkalaşım ama aynı zamanda da özlediğimiz kolektif çalışma olayını getiriyor. Bu yönden de tutarım. Ama benim merak ettiğim iki konu var izninizle. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz artık günümüzde su en büyük stratejik madde. Su tüketimi nasıl olacak? Bir de sizin sektör, çevre konusunda sürekli eleştirilen bir sektör. Çevreye doğru. Evet, tabii ki su problemi ciddi olarak bir problem. Bu sadece su deri sektöründe kullanılmıyor. Tekstil sektöründe de ciddi anlamda kullanılıyor. Hayır, şunu şuraya getirmeye çalışıyorum. Sektörü işte kirletmiyor ya da kirlilik oranı düşüktür, şudur budur anlamında değil. Benim ifade etmek istediğim şey, su Türkiye'nin, kuraklık Türkiye'nin sorunu. Biz bir sene önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Çevre Bakanlığı birlikte oluşturdukları temiz üretimle ilgili bir proje var. Bu projeye katıldık ve katkılarımızı da sunduk. Ha, burada yapılmak istenen şey en az su kullanımıyla deri üretiminde neler yapılabilir? Orada biz fikirlerimizi paylaştık. Zaten sektörün gittiği nokta bu. Bakın, paranızla deri bulabilirsiniz. Kimyasal bulabilirsiniz, makine alabilirsiniz ama su bulamazsınız. Su bulamazsınız. Dolayısıyla suyu verimli kullanmak gerekecek. Ha, bizim zaten bölge olarak bölgemizin bünyesinde biliyorsunuz bir arıtma tesisimiz var. 24 bin metreküplük bir arıtma tesisi. Bu tam kapasiteyle çalışıyor şu anda. Şimdi Uşak'ta organize sanayi bölgelerinin dışında da arıtma tesisleri var. Bunların tabii tek bir arada toplanması gerekiyor. Bu yapılan arıtma yeterli olmayabilir. İleri bir arıtma tekniğiyle Uşak dışında bir yere bunun da kurulması gerekebilir ki bunlar zamanla olacak olan şeyler, olması gereken şeyler. Keşke teknolojik olarak, para olarak imkanımız olsa ki bunun ne yazık ki örneği yok. Hani geri kazanımla tekrar suyu kullanabilsek. Zaten zaman içerisinde ister istemez hem bu girdilerin fiyatları hep yükseliyor. Bakın şimdi biz arıtma tesisinin yanında büyük bir bina oluşuyor. Arıtma çamurları orada